şuradan devam etmek istiyorum aslında Abdülkadir Bey. Şimdi e, Özay Bey de o noktaya değindi. Şimdi daha asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduğu günden itibaren işte market fiyatları, etiketler, raflardaki etiketlerin fiyatlarının değiştiğini görüyoruz. E Şimdi e, bu hayat pahalılığıyla e, nasıl e, mücadele edilecek? E, bu işte e, hani fırsatçılık diyor ya işte bu fırsatçılar... Fiyatlar yükseliyor, etiketlere yansıyor. Bununla o fırsatçılıkla tırnak içinde nasıl o zaman mücadele edilecek, Ne yapılacak? Ya şöyle, önemli olan tabii ki yani yüksek enflasyon karşısında çalışanların, memurların, emeklilerin gelir seviyesini artırmak yerinde bir tercih. Çünkü insanları bir yerde korumak lazım yüksek enflasyondan ama asıl önemli olan aldıkları ücretle bunların alım güçlerini artırabilmektir. Bunun da istikrarlı bir hale getirebilmektir. Hı. Gerçekten de dünyada da bizde de çok anormal bir dönem geçirildi. Şimdi bunun birkaç parametresi var. Şimdi ona değineceğim ama bir noktaya söylemeden geçemeyeceğim. Tamam. Yani bu asgari ücret dediğimiz olay zaten minimum ücret ve vasıfsız işçilere Hı. verilen bir şey. Birçok işletmede özellikle nitelikli çalışanlar için farklı ücret skalaları uygulanıyor. Onu da söylemek lazım. Bir başka noktada tabii ki asgari ücretli zengin olmak için değil karnını doyurmak için zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Yani onun için bir dolmuş parasını az verip de evine bir fazla ekmek almak o açıdan çok kıymet. Hepimiz de bunun farkındayız. Tabii. Yani biz hepimiz asgari ücretli bu sene tatilini havayda mı geçirsin yoksa Türkiye'de mi kalsın diye öyle bir şey içerisinde değiliz. Onun sıkıntısını, onun derdini bilen bir Cumhurbaşkanı olduğu için zaten işte asgari ücrette bir yıl içerisinde yüzde 107 artış yapıyor. Adama da haksızlık etmeyelim yani hakkında teslim edelim onu söylemek istedim. Ee, burada isterseniz bir iki tane de bu asgari ücretle ilgili olarak alım gücüyle ilgili olarak e, kıyaslamalı rakam vereyim. Sonra tamam. o konuya geçeceğim uzatmadan. Bakın 2002'de bir asgari ücretle 815 ekmek alırken 2023'te şimdi 1900 ekmek alıyor. 2002'de 33 kilo peynir alırken şimdi 2023'te 136 kilo peynir alıyor. 2002'de 192 litre süt alırken 2023'te 616 litre süt alıyor. 2002'de 230 kilogram margarin alırken bunlar çok zaruri ihtiyaçlar. O yüzden bunları seçtim. 2023'te 950 kilogram margarin alıyor. 2002'de 230 kilogram un alırken 2023'te 1013 kilogram un alıyor. 2002'de 35 kilogram çay alırken 2023'te 191 kilogram çay alıyor. 2002'de 69 kilogram ayçiçek alırken 2023'te 304 kilogram ayçiçek alıyor. 2002'de 121 kilogram salça alırken 2023'te 274 kilo salça alabiliyor. Yani asıl önemli olan da odur. Yani asgari ücretle birlikte alım gücünü yükseltmek. Şimdi buradaki noktada da yani kardeşim sen asgari ücreti veriyorsun ama önden yüklemeli zamlar geliyor. Aslında yapıyorlar. E, soruma şuna da evet. cevap vererek devam ederseniz çünkü e, bu şekilde bağlayabiliriz belki. Şimdi e, kira artışlarına malumunuz %25 bir sınır, sınır de, getirildi. Evet şimdi faiz kiraların önüne geçebilmek için amaç bu. Ya aynı şekilde bu gıdada da yapılamaz mı? Ya da neden yapılmıyor? Mesela böyle bir sınırlama Ya şöyle mı? doğru haklısınız. Hani %25 sınır getirilmesine rağmen orada da engellenemiyor. Yine bir takım boşluklar buluyorlar. buradaki asıl çözüm tabii ki konut arzını artırmak. Böylece konut fazlası olunca düşecek ama bu uzun zaman alır. Şimdi 10 yıl sonra 5 yıl sonra olacak şeyden dolayı da şimdi insanları mağdur edemezsiniz. Çünkü insanlar günlük yaşıyor, dar gelirliler bir gün içerisinde birkaç defa günü yaşıyor, sıkıntı çekiyor evet. çünkü. Kiradan sıkıntı çekiyor, ulaştırmadan sıkıntı çekiyor, gelen faturalardan sıkıntı çekiyor, alacağından sıkıntı çıkıyor. Çocuğun ihtiyacından dolayı sıkıntı çekiyor, çekiyor da çekiyor. O açıdan günlük çözüm de bulmanız lazım. Dediğiniz gibi ben bunu çok savundum ama geçen dönem zannediyorum ticaret bakan daha çok bu marketlere işte ceza kesme yoluyla bunun önlenebileceğini düşündü ve cezalar kesti ama gördük ki önlenemedi. Cezaları da biz ödedik. Yani reas yansıttılar ki, yine onu yani da biz bunu, ödüyoruz. Bunu marketlere girdiği andan itibaren o fiyatlar ne yapıyor mesela ben size söyleyeyim. Ayçiçek markete 130 liradan giriyor. Market başka bir şirketi var. Onu 130 liradan aldığını 170 liraya öbür şirketine devrediyor. Öbür şirketinden 190 liraya bu şirketine devrediyor. 210 liraya şeye koyuyor, rafa koyuyor. Hmm. Şimdi bu girdiği andan itibaren bir zincir halinde takip edilmesi gerekiyor. Yani dört yani kere fiyat artışı oluyor. Aynen 4 mesela. defa, 5 defa market o malı aldığı andan itibaren onu takip etmemiz gerekiyor. Yani hangi şirkete vermiş, bu şirket vazalı bir şirket miymiş, değil miymiş? Bu tür takiplerle yani çaprazlama takiplerle ya bu da bu belki bir, bir yöntem ama olabilir ama bu biraz daha hani çetrefilli ve sanki yok, yok, daha, bir daha, daha, daha çok, acaba? Daha çok basit bir şey söylüyor Çok ya. çetrefilli değil. Çok Orada değil. Mi? Çok bir şey yapıyor. İrsaliye girdiği andan itibaren Ya onun yerine o e, gıdada girersin. en çok bu yıl %25 yok, zammı aşamazsın ser, demesi olmaz mı? Pa serbest pazarda onu yapamazsınız ama şöyle bir dert var çok özür dilerim. Tabii. Şimdi market yapılıyor mu? benden mayı, malı alıyor parasını 3 ay sonra ödüyor. Şimdi ben markete mal satıyorsam bir de marketler çok mal aldıkları için zaten ciddi bir sermaye birikimi gerekiyor. Ben markete mal satıyorsam parayı da 3 ay sonra alacaksam diyorum ki ben 3 aylık enflasyonu da bir hesap edeyim. Fiyatımı vereyim çünkü 3 ay sonra alacağım parayı ancak 3 aylık tahmini enflasyonla. Ya bakın bu market enflasyonu. Market bizden parayı alıyor. Peşin alıyor ama tabii ki onun hani sergilemesi vesairesi onun da elbette maliyetleri var. Çarı çürüğü de atıyor ama o geride üç ay demek mesela Benevi Palandöken'in önerisi 45 günde sınırlandırılması gerektiği. Market vadesinin ortadan kaldırılması gerektiği. Bu en azından bu görünmez vade farkını ortadan Özay kaldırıyor. Özay Bey aslında diyor. benim demek buyursun benim buyursun? istediğim şu. Hani siz dediniz de konusun, serbest piyasaya müdahale olur dediniz. Ama işte bu kirada diyor. mesela uygulanıyor ama belirli bir süre için uygulanıyor. Da, bir sene da, için uygulandı. Şimdi o, o da, e, muhtemelen o da, bir sene galiba sevgili, daha uzatıldı. Şimdi yine e, direkt tüm ürünlerde %25 sınırı olamaz mı? Mesela bir sene. E, sevgili Fulya e, şöyle söyleyeyim konuluk. sana. Ya kiracısına fazla zam yaptığı için %25'ten birisini hapse atma fikri. İyi bir fikir değil ve şunu söyleyeyim yani dün bana bir e, okurum yazdı e, tek başına yaşıyor tek geliri kira kızı üniversiteye hazırlık kursuna gidiyor benim hayatım %200 pahalandığında ben %25 de o zaman nasıl geçineceğim bana bunu da söylerler mi diye bence de doğru bir soru bu geçici şimdilik bir önlem aç açgözlülüğe karşı bir önlem ama çok sürdürülebilir bir şey değil Fırsatçılara karşı Aynen bir yöntem. Bir de e, e, serbest e, piyasa ok. dediniz mesela sonuçta evet. e, kirada da uygulanıyor bu, bu aynı yani, şey. Yani Evet maalesef. Ya bu bir öneri olabilir. Şey e, murat edilen sonuca ulaşamadılar. Tabi, bence, bence de olması. yani ben de aynı kanaatteyim. Yani fırsatçılar başka yöntemler buluyorlar. Ama şu var e, yani bu bir sevk zinciri kayıt altına alındığı zaman bu benim hep üzerinde durduğum ve ilgilileriyle de zaman zaman konuştuğum bir yöntemdir. Böylece fahiş fiyat artışlarının yani fahiş fiyat sorunu var Türkiye'de. Bunun önüne geçilebilir ama dediğiniz yöntem serbest piyasaya ne kadar uyar, ne kadar düşün onu bilemiyorum. Bilmediğim bir konuda da ben konuşmak istemem. Sayın Dükkan siz ne düşünürsünüz? Yani böyle bir sınırlama getirilemez mi olmaz mı en azından belirli bir dönem için? Yani nasıl kirada böyle bir sistem uygulanıyorsa Kirada uygulandı da ne oldu? Ee, mahkeme dosyaları arttı. Evet. Hukukçumuz evet. var yanımızda. Evet. Mahkeme dosyaları arttı. Yani bir biçimde kendi aralarında bir şekilde uzlaşabilecek insanları uzlaşamaz noktaya getirip mahkeme kapılarına bıraktık. Ev sahibi diyecekti ki ya baksana enflasyon yüzde yüz kardeşim. Ama uzlaşacak noktayı aşmıştı çünkü ev sahipleri yok, çok canım, yüksek nerede? oranlarda artış talep ediyorlardı. Tabi bu, bu, bu nered, doğru. Nerede uzlaşacak doğru. uzlaşacak olsa olur mu? Ya, yani mesela 5 bin, bin liralık geldiler. kirada oturan bir kişiden tutup da 20-25 bin lira isteyenler tabii, vardı, tabii. yok mu şimdi, Tabii kadınlar? Tabii, tabii. Başka bir şey Yani fırsatçılar o yüzden böyle yoktu yani. Ama bu yüzde 25 amaca ulaşamadı bir biçimde. Mağdur bir mağdur kesimi Korurken bir başka mağdur kesim yaratıldı. Şimdi öncelikle geçen bir önceki programda söylemiştim. Benim kirada evim yok. Yani bir kira veren olarak konuşmuyorum. Kira işte alan birisi olarak konuşmuyorum. Ama öbür tarafta baktığınızda ciddi bir mağdur kesimi de yaratıldı. Çünkü biraz önce özellikle çok Ama ne şey söyledi. Ama Yani bıraksaydı da bunlar yani yüzde 200 yüz katında şimdi, artış. Şimdi e, son iki dakikamın içi bu detal. konuyu da bir yani, tamamlamamız işte, gerekiyor. 15 bin lere çıkardı, 15 bin lere çıkarsaydım ne fırsat, yani? Fırsat diyoruz ya, fırsat, fırsatçı. Ay, ya bir yandan fırsatçı mesela nedir? gıda fiyatları sabit kalsa, kira fiyatları da belki bu kadar yükselmez. Böyle bir e, korelasyon olabilir mi? Ya her türlü korelasyon konuşabiliriz. E, ama e, nar koymak doğru bir şey değildir. Serbest piyasanın e, koşullarına kafa atmaktır. Kafa atınca da görüyoruz halimizi neler oluyor piyasada. Yani atamazsınız kafayı. Ben yaptım oldu diyemiyorsunuz. Yani nas dedik geldiğimiz yere bakın. Olmuyor. Fırsat, fırsatçılık nedir biliyor musunuz? Bakın ee, önce or oraya bakmak lazım. Şimdi fırsatçı oluşan bir tabloyu yani geniş kesimler aleyhine oluşan bir tabloyu bir biçimde ahlaki kuralları esneterek, zorlayarak kendi lehine çeviren insana fırsatçı denir. Fırsatçılığı bir tanımlayalım koyalım. 2-3 e kat artıran fırsatçı, fırsatçı değil mi şimdi kirayı? Adam 3 bin ya liraya da, oturuyor, da, 12 bin liraya, 15 bin liraya çıkarıyor. Kiracısını, su satıcısını, çay satıcısını ayırt etmiyorum. Ben başka bir konuya Peki. geldim. Fırsatçı Tamamlarsanız dedir. ama fırsatçı, reklama gitmem fırsatçı gerekiyor. Fırsatçı Tamam o halde şunu söyleyeyim reklamdan sonra devam reklamdan edelim. Reklamdan sonra başka bir konuya geçeceğim, siz o yüzden tamamlayın. Ha, o zaman Tamamlayın. Tamam, tamamlayın Eğer efendim. o fırsatçıya alan açmazsanız o fırsatçı fırsatçılığını yapamaz. Alan açmayacaksınız. Hükümet çözüm yeridir çözeceksiniz. Beni mağdur etmeyeceksin vatandaş olarak. Marketleri suçlamayacaksın. Eğer suçu varsa da. Tutup kullandan gereğini yapacaksın. Sevgili, Ağlama duvarı değilsin. Yapman gerekiyor. Bir, bir yerde tek Teşekkür bir yerde satçıya yani kapımı açtım, hırsız girdi diye ağlamayacaksın. Kapını te, kilitle kardeşim. Te, te, te bir tek, yerde, cümle tek bir yerde biraz bir dedim maalesef şöyle bir dert dertteşek mesela Almanya çok demokratik, özgür falan bir ülkedir. Orada da mesela Berlin'de kiralara zam yapması yasaklanıldı bir ara. Ee, pandemi zamanı İspanya, pandemi İspanya'da da galiba yani, öyle bir pandemi zamanında oldu. Çok özel bir dönem. Şey, ama konut İspanya'da arzından pandemi döneminde olur. konut arzından kaynaklanan bir sıkıntıdan gitti. Ya, yani de ki, o zaman bu sene de %25 değil de %45'e sabitledim dedim. Değil, peki, sabit lazım. Lazım. De. Teşekkür ediyorum herkese. şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Ardından akıl çemberi devam edecek efendim.